Herkese merhabalar. Isı ve hal değişimi konusunu yapacağız seninle Tonguç'um. Bu konu önemli mi hocam? Çok çok önemli bir konu. Gerçekten Aa. de 8. sınıfta ağırlıklı olan bir konu. Madde ve endüstri ünitesinin aslında ikinci kısmı ısı ve sıcaklığın ne olduğunu biliyorsun. Ama e, maddenin hallerini anlayabilmen için ve maddenin hallerinin yapısını tam çözebilmemiz için ilk başta senle bunları bir tekrar edeceğiz. Senle Geçmiş beraber geçmişe, geçmişe yolculuk yapacağız ve gerçekten öğrendiklerini tekrar edip 8. sınıfa çok iyi bir temel oluşturacağız diyoruz. Hadi bakalım Tonguç başlayalım. Bir kere e, katı, sıvı ve gaz hallerine bakarsak. Maddenin katı, sıvı, gaz hallerine bakarsak. Şöyle düşünelim Tomucuğum. Katıdan sıvıya geçişe. Hatta şöyle yazalım. Katıdan sıvıya geçişe. Biz ne diyoruz Tomucuğum? Erime olayı diyoruz. Mesela buzun su haline geçmesi. Dolayısıyla bu bir erimedir. Peki sıvının katıya geçmesi ise bunun tam tersi olayı yani donmadır diyoruz Tomucuğum. Aynı şekilde... Ee, sıvının gaza geçişi sıvıdan gaza geçişi bir Tonguç'um buharlaşma diyoruz. Buharlaşma diyoruz. Bunları çok iyi hatırlamamız gerekiyor. Çünkü zaten sekiz 8, 8, 8. aynılarını göreceğiz. Diğer bir adı da Tonguç'um kaynamadır. Bunun gazdan sıvıya geçişi ise yoğuşma diyoruz Tonguç evladım benim. Diğer bir adı da ikisini de göstermek istiyorum sana. Yoğunlaşmadır Tonguç evladım benim. Peki katıdan gaza geçişi nedir dersek bu da çok önemli bir şey süblimleşme denilen garip bir adı var ve tam tersi de gazdan katıya geçişe ise kırağılaşma dediğimiz bir ada sahip Tonguç Aram. Dolayısıyla hal değişimlerini genel olarak bu şekilde bilmek zorundayız. Peki bundan sonra da maddenin çarşıcık arasındaki boşluk nasıl artıyor? Tonguç'um şöyle düşünelim. Ee, katıdan sıvıya geçerken bak tanecikler bu kadar yakındı şimdi aradaki boşluklar artmış. Dolayısıyla katıdan sıvıya geçerken maddenin terencilikler arasındaki boşluk artar. Bir de artar erimede. Aynı şekilde sıvıdan gaza geçerken bak buradan arasındaki boşluk bu kadarken bunun arasındaki boşluk bu kadar artık daha uzaklaştı. Dolayısıyla buharlaşmada da yani katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçerken tanecikler arasındaki boşluk arttı diyoruz. Peki aynı zamanda tovuçum tam tersine şöyle düşünelim e, gazdan bak bunu yanlış yapmışım çok özür dilerim. Bu, bu tam tersi. Şu şöyle olmalı oku. Şu olmayacak. Şu şöyle olmalı oku. Şu da şöyle olmalı. Yani katıdan gaza geçerken Tonguç. Katıdan gaza geçerken aslında tanecikler arasındaki mesafe bayağı artıyor. Dolayısıyla bu da tanecikler arasındaki mesafe artar diyebiliriz. maddenin taneciklerin hareket hızı azalır dediğimiz zaman. Şimdi hangisinin hareket hızı en fazla? Tabii ki gazlar deli gibi <laughs> hareket ederler. Dolayısıyla en, yav bunlar. en yavaşta katıda hareket eder. Dolayısıyla... Ee, hareket hızı azalanlar aslında gazdan katıya doğru gidenler. Gazdan katıya doğru gidenler bak gazdan sıvıya doğru artık böyle daha doğru anlaşıyor. Yoğuşma yani altı. Sonra e, donma donduğu zaman artık daha yavaş hareket başlar. Tam tersine kralaşma. Kralaşma da bir çeşit donma gibidir. Gazın donmasıdır diye düşünebilirsin Tavuk'cum. Hal değişim sırasında hal değişim sırasında bir dakika dur bakayım. Dön, evet. Hal değişim sırasında madde çevresinden ısı alır mı Tonguç Evran? 1, 2, 3'ü yanlış yazdım. 1, 2, çok özür dilerim. 5 olması gerekiyor. Çünkü sürünleşmeyi artık bu tarafa doğru bu ok yönünde gösterdik diyoruz. Halde şimdi size madde çevresinden ısı alır dediğimiz zaman ısı alan e, şey ne dedi Erirken madde çevresinden ısı alır. Yani birde ısı alır. Veya işte e, buharlaşırken ısı alır madde. Buharlaş veya işte <laughs> süblimleşirken ısı alır madde. Yani beşte ısı alır diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla ben madde... yaşandı hocam az önce. Evet madde katıdan sıvıya sıvıdan gaza veya katıdan gaza geçerken çevresinden ısı alır. Bunun tam tersinde ise çevresine ısı verir. Bunu bilmek zorundayız. Maddenin ayırt edici özelliklerine baktığımız zaman Tonguç, maddenin bir erime noktası denilen çok önemli bir özellik. Mesela buzun erime noktası nedir desem sen var ne dersin Tonguç evladım benim? Sıfır. Aynen öyle süper zekisin. Peki suyun donma noktası nedir desem sana ne dersin evladım benim? Sıfır. Süper zekisin. Veya işte e, bu, suyun kaynama noktası nedir desem sana ne, nedir size evladım? Suyun kaynama noktası. Yüz. Süper zekisin gerçekten. Sav maddeler hal değiştirirken ...sıcaklığı sabit kalır Tonguç. Mesela örnek olarak... E, ...erime noktası 10 derece... ...bunun 25 derece, bunun da 10 derecemiş. Şimdi bir kere... E, ...şöyle düşünelim. Ayır edici özellik ne demekti? De? Maddenin hangi madde olduğunu anlayabilmemiz için... ...bizim bildiğimiz veri aslında. Şimdi... ...eğer sen birinci maddenin erime noktası 10 derece... ...üçüncü maddenin erime noktası 10 derece olarak biliyorsan... ...demek ki bu iki madde aynıdır diyebilirsin Tonguç. Neden? Çünkü ikisinin de ayırt edici özelliği olan erime noktası birbirleriyle aynı olduğu için. Erime noktası donma noktasıyla aynıdır Tonguç'un. Um. Mesela su kaç derecede eriyor? E, pardon buz kaç derecede? Sıfır derecede. E, su kaç derece donuyor? Sıfır derecede. Erime noktası ile donma noktası aynı. Aynı cismadığı için. Veya su kaç derecede kaynıyor? Yüz derecede. E, bu su buharı kaç derecede yoğuşuyor? O da yüz derecede yani aynı noktada olur diyoruz ve her madde için farklıdır. Mesela su tamam 100 derecede kaynıyor. Alkol kaç derecede kaynıyor biliyor musun Tonguç'um? Alkol dediğimiz madde 78 derecede kaynıyor. Yani farklı maddeler için farklı kaynama noktasından bahsedebiliriz. Sıcaklık zaman grafiğini yorumlamayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Mesela bir madde... <laughs> Buradan sıcaklığı artmaya başladı. Arttı 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 arttı. Kaç kadar? 5 dakikalık zaman diliminde 100 dereceye kadar geldi. Burası tabii ki sıfırdı. Sıfırdan 100 derece çıktı. Sonra bir ne geçirdi böyle bir düzlük oldu. Bu düzlük aslında bizim için hal değişimi noktası. Hal değişimi burada geçiriyor. Hal değişiminden sonra tekrar sıcaklığı arttı arttı arttı. arttı. Isıtılan bir maddeden bahsediyoruz. Sonra Tekrar bir düzlük oldu. Bu da bir hal değişimi artık. Sonra sıcaklığı tekrar tekrar artacak, artacak. Şimdi bak Tonguç'um, X e, bak bir madde ısıtılırsa biz buna ısınma grafiği diyoruz. Bu ısınma grafiğin zaten 8. aynısını göreceğiz. Isınma grafiği dediğimiz şey aslında maddenin sıcaklığının artışını gösteriyor. Ama her zaman artmıyor. İşte bu düzleştiği yerlerden eğer iki tane varsa ilkine biz erime diyoruz. İkincisi yine ise kaynama deriz veya buharlaşma deriz sonuç olarak. Maddenin erime noktası nedir ise, erimenin düzlüğünün olduğu sıcaklığa geliriz yani 100 derece. Peki e, maddenin kaynama noktası kaynamanın düzünlüğü olduğu yere geliriz. Yani 200 derece diyoruz tonguç. Peki madde de 150 derecede hangi halde bulunur dese sen erime ile kaynama noktası arasında yani şurada bir yerdeki halini soruyorsan erime ile kaynama arasında olduğu için sıvı halde bulunur diyeceksin. Çünkü burada aslında erimeden önce katıydı. Sonra sıvı hale geçiyor eridikten sonra. Sonra kaynadıktan sonra da gaz haline geçmesi gerekiyor maddenin. Madde 14. dakikada hangi elde bulunur? 14. dakika. 14. Burada bir yerdedir. Süper. Bak buraya geliyor. Yani o da sıvı hale geliyor. Mesela madde 21. derece 21. dakikada hangi geldiyse bak 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 buraya gaza geliyor diyoruz. Gaza gelme dize gelirsin. Tonguç evladım benim. Geldik sıcaklık tab zaman tablo yorumlamaya bakalım bir de. Bu da çok önemli. Hocam bizim beden hocamız diyor ki fazla sevme üzülürsün <laughs> lastik don gibi üzülürsün diyor. Tebrik ederim çok güzel laf söylemiş. Başlangıçta sıvı olduğu bilinen bak burası sıvı olduğu bilinen saf madde ile ilgili sıcaklığını bak ne olmuş? Sıcaklığı 5, 10, 15 zaman geçiyor. Sıcaklığı da 50, 75, 100, 100 al alı. Bir dakika enteresan bir şey var Tomuç burada. 50, 75, 100. Yüz. Ya Allah Allah. Tonguç ne, nedir sence buradaki problem? Aa oh. Aynen nedir buradaki problem sence? Sıkıntı var hocam. Aynı Aynen öyle. Burada bir sıkıntı var. Çünkü burada hep artıyorken bak burada artmış. Burada artmış ama sonra burada artmamış domuş Burada da artmamış. Burada da Onsa burada tekrar artmaya devam etmiş. Dolayısıyla işte tam bu aralıkta yani madde şu aralıkta sıcaklığı sabit kaldığı için demek ki bu aralıkta aslında sıvı olduğu bilindiğine göre Kaynamış Tonguç. Kaynama olayı bu aralıkta. Demek ki sıvının kaynama noktası işte bu sıcaklık. Yani 100 derecedir diyebiliriz. Madde 30. dakikada hangi halde 30. dakikada 150 dereceye geldiği için artık kaynamaya geçtiği için kaynamadan sonra olduğu için bu gaz halindedir diyebiliriz. Peki bilmem kaçıncı dakikada madde hal değiştirmiştir. Artık e, Tonguç'cum bu madde 15. dakikada hal değiştir hal değiştiriyor diyebiliriz. Çünkü 15 dakikada artık 100 derece yani kaynama noktasına gelmiş kaynama noktasından sonra artık hal değiştirmeye başlıyor diyoruz. Ve ısı ve sıcaklık arasındaki bir farklara bakalım. Tonçuk ısı dediğimiz şey aslında... Aynı şey hocam ısı ile sıcaklık hatamız olmasın. Hayır olmaz. çok önemli bir şey bu. Isı Is, bir enerji çeşididir Tonçuk. Ama sıcaklık bir enerji çeşidi değildir. Sadece bir ölçüm birimidir. E, ölçüm yöntemidir. Kalorimetre kabıyla ölçülür ısı Tonguç'um. Ee, sıcaklık ise tabii ki çok yakından bildiğimiz termometre dediğimiz aletle ölçülür. İçinde civa vardır. Civanın genleşmesine göre çalışır ve sıcaklık fazla olduğu zaman daha fazla sıcaklığı da gösterir. Daha yukarı çıkar. Birimi kalori veya jülken ısının birimi ise sıcaklığın santigrat derecedir. Buna biz santigrat derece diye okuyabiliriz Tonguç hocam. Maddeler arasında alınıp verilebilir ısı, ısı alışveriş yapılan bir şey bak enerji ve alışveriş yapılan bir şey Tonguç'um. Ama sıcaklığa baktığımız zaman madde arasında alışveriş asla olmaz. Sıcaklık zaten bir ölçüm birimidir. Peki Tonguç, bana bir soru sormak istiyorsun sence burada. Ne sorabilirsin? Hocam termometre ile vücut sıcaklığı ölçülebilir mi? Aynen ölçülebilir mi Tonguç hoca önce? Bence ölçülür. Evet evladım hastalandığımız zaman ağzımıza, popomuza, kıçımıza işte koltuk altımıza şeyler koyuyorlar ya işte evet. onların hepsi termometre ve bizim Ben koltuk altını tercih ediyorum. Kokusu daha az oluyor. Evet iğrençsin tongucum tabii ki Dolayısıyla bu bizim vücut sıcaklığı ölçüyor. Eğer vücut sıcaklığı insan 36.5 derecedir. 40 dereceye falan çıkarsa hastalanmış, 30 hastalanmış demektir. O yüzden hemen onun için hastaneye gitmek gerekir diyoruz. Isı alışverişine baktığımız zaman sıcaklıkları çok önemli bir laf yazacağım buraya Tongucum. Farklı maddeler temas ettiği ettirildiğinde ısı alışverişi oluyor. Mesela şöyle düşüncük bu 30 derecede madde, bu 40 derecede madde? Neden 30 derecede bir tane halka çizdim burada üç tane halka çizdim? Çünkü 40 derecedeki maddenin titreşim sayısı 30 dereceden fazla olduğu için zaten sıcaklığı fazladır. O yüzden maddenin taneciklerinin ne kadar çok titreştiği aslında onun sıcaklığının ölçü birimiyle alakalıdır. Yani ben sana şöyle bir madde yapsam bir de şöyle ikişer titreşimli bir madde yapsam bu daha sıcaktır, bu daha az sıcaktır diyebilirsin Tonguç Evren Bey. Şimdi bu 40 derece bu 30 derece ise bunun ısı akış yönünü göstermeye çalışsam tabii ki sıcaktan soğuğa doğru yani 40'tan 30'a doğru yani sağdan sola doğru akar. Burada ise buradaki sıcak buradaki soğuk o zaman sağdan sola doğru. Peki burada nasıl akar? Sıcaktan soğuk o zaman yukarıdan aşağı doğru akar diyoruz ve ısının akış yönünü de göstermiş oluruz. Peki Tonguç sana trikli bir soru sorayım mı? Bu e, 20 derecede Tonguç'um. Bu ise Tonguç'cum ee, 10 derecede. Sıcaklık nereden nereye doğru akar Tonguç evladım benim? E, tabii ki de 10'dan 20'ye akar. Ay, işte, dangoz musun? Evet. Sıcaktan soğuğa doğru akar. İşte orada büyüklüğüne, büyüklüğüne takılmayacaksın. Orada sıcak ve soğuk. Sıcaklığına bakacaksın diyoruz. Tonguç'um grafik olmamaya baktığımız zaman mesela bir tane grafik vermiş bize demiş ki bir L maddesi var demiş L maddesinin sıcaklığı 70 dereceden 30 dereceye düşüyor K maddesinin sıcaklığı ise 20 dereceden 30 dereceye çıkıyor ve bunların ikisi de 30 dereceden sonra sabit bir şekilde kalıyor demiş şimdi ondan sonra buraya geldik K ve L sularına bak İki tane suyu birbirine karıştırıyorsun aslında bunun grafiğini çizmiş burada bu ikisi birbirine karıştırıldığı zaman aslında karşımıza böyle bir şey çıkıyor satoncuğum burada ısı alan maddeye baktığımız zaman Şimdi sıcaklığı azalan bir madde için ısı almış mıdır vermiş midir deriz Tonguç evladım benim tabi ki. Isı vermiştir. Süper o zaman L dediğimiz şey ısı vermiştir diyoruz. Tam tersine K'da 20'den 30 derece çıktığı için ısı almıştır diyebiliriz. Dolayısıyla ısı alan madde burada K maddesidir diyebiliriz çok net bir şekilde. Kütlesi fazla olan su hangi kaptadır? Şimdi Tonguç'un um bak bu ikisi bu 20 derecede K kabı ilk başta 20 derecedeymiş. Bu L kabı ise 70 dereceymiş. İkisini birbirine karıştırınca bu karışımın sıcaklığı 30 derece çıkmış. O zaman K kabının sıcaklığı sadece 10 derece değişmişken L kabının sıcaklığı 70'ten 30'a düşmüş. Yani 40 derece Demek ki L kabı sıcaklığı çok değişmiş, bunun da az değişmiş. Sıcaklığı çok değişen, tonguç az olan maddedir. Çünkü sıcaklığı çok az olan madde ısıtmak, soğutmak kolaydır. Tonguç mesela şu sürahideki suyu mu ısıtmak soğutmak daha kolaydı sence yoksa ee, şuradaki ufacık bir su e, su gibi olan çayı mı ısıtmak zor? Tabii su, ki bu, bu bunu çok az madde olduğu için daha kolaydı. Dolayısıyla kütlesi fazla olan su aslında k kabındadır. Çünkü bu adamın sıcaklığı çok az değişmiş. Demek ki bu kütlesi fazla olduğu için az değişmiş. Bu da kütlesi az olduğu için çok değişmiş diyebiliriz sıcaklığı. Geldik Tonguç'un buzların erime süresine. Şimdi Tonguç'um bir 80 derecede iki tane iki bardak suyum var. Bir tanesinde çok az su var 80 derecede bir tanesinde çok fazla su var. Sen bunları buzların üzerine döktüğün zaman buzlar hangisi daha hızlı erir Tonguç'um bunlardan? Tabii ki bu daha hızlı erir çünkü burada daha fazla su var. Daha fazla su daha hızlı eritiliyoruz. O zaman erime süresine baktığımız zaman bu daha kısadır bu daha fazladır. O zaman birinci bardağın erime süresi ikinci bardağın erime süresinden daha fazladır bir kere bunu söyledik. Peki. Eşit süre özdeş ısıtıcılarla mesela 30 derece, 30 derece o sürede 3 tane kabın var 200 mililitre su bu 100 mililitre su bu da 50 mililitre su yani buradaki su kütlesi daha fazla bu su kütlesi daha fazla bu su kütlesi daha az bunları eşit süre ısıtıyorsun özdeş yani aynı ısıtıcılarla ısıtıyorsun aynı dediğim şey yani farklı değil ısıtıcılar aynı ısıtıcılar ısınma aynı ocakla ısıtıyorsun mesela. kaplardaki suların son sıcaklıkları hakkında ne söyleyebilirsin kaplardaki son bak bunlar Üçüne de eşit süre eşit sistem aynı ısıyı veriyorsun. Aynı ısıyı verirsen hangisi daha e, kolay ısınır Tonguç'um? Tabii ki kütlesi Anlıyorsun. az, olan. O zaman kütlesi az olanın son bu bir anda 30 dereceden 80 dereceye çıkar mesela. Bu 30 dereceden 50 dereceye çıkar. Bu 30 dereceden 40 dereceye çıkar. Çünkü bu çok az olduğu için bunun sıcaklık artışı çok fazla olur. 30, 40, 50, 60 diyelim burada çok abartmayalım. Dolayısıyla bunun sıcaklığı daha fazla olur. Dolayısıyla son sıcaklıkları daha fazla olan M büyüktür, L büyüktür, K diyebilirsin. Özdeş ısıtıcılarla her bir kamın sıcaklığını 100 derece yapmak istiyorsak eğer. Yani bunun artık 40 derece falan değil. Ben bunu 100 dereceye çıkarmak istiyorum. bunu da 100 dereceye çıkarmak e Bunu da 100 dereceye çıkarmak, e, 100 dereceye çıkarmak e Burada... E, üçünde de 70 derece artıracağım. Tamam problem yok. Ama bunu 70 derece arttırmak mı daha zor? Bunu 70 derece arttırmak mı daha zor? Tabii ki en soldaki. Harikasın. o zaman çok fazla su var. süper. O zaman ısıtma süresi K'da daha fazla olmak zorunda. Çünkü bunu ısıtmak çok zordu. Çok daha fazla suyu daha zor, daha geç ısıtırsın diyorsun. Tonguç, maddenin tanecik yapısına baktığımız zaman maddenin üç hali vardı. Birincisi katı, ikincisi sıvı, üçüncüsü de gazlı biliyorsunuz zaten. Katının tanecikleri birbirine çok yakın Tonguç'um. Ee, sıvının tanecikleri birbirinden birazcık daha uzak. Gazın tanecikleri birbirinden baya baya bir uzaktı. Dolayısıyla katı sıvı gazın taneciklerine baktığımız zaman işte katı modeli aslında budur, sıvı modeli aslında budur, gaz modeli de aslında budur diyeceğiz. Peki Tonguç? E bunlardan hangisinin sıkıştırılabildiğini söyleyebilir misin bana? Hangi sıkıştırılabilir? Tabii ki gazları sıkıştırabiliriz. Dolayısıyla gazları sıkıştırabilirken katıları veya sıvıları sık. Ben bu katıyı sıkıştı sıkıştırabilir miyim? Al sıkıştıramıyorum işte. Aa. Gitmiyor bir yere. Veya sıvıyı sıkıştırabilir miyim? Hayır onu da sıkıştıramam. Ama gazı sıkıştırabilirim. Öteleme özelliği dediğimiz şey ise akışkan olan hangi, hangisi ise bunların öteleme özelliğine sahiptir. Şimdi bütün tanecikler, bütün maddenin tanecikleri yani katı sıvı gaz olsun fark etmez titreşim hareketi yaparlar tomucum. Maddenin taneciklerin hareketinden en önemlilerinden bir tanesi titreşimdir ve bütün tanecikler aslında katı sıvı gaz hiç fark etmez titreşim hareketi yaparlar. Onun yanında Tonguç'um titreşim hareketinin yanında sıvı tanecikler ve gaz tanecikler e, akabildikleri için bir yerden bir yere doğru gittikleri için öteleme hareketi de yaparlar. Dolayısıyla öteleme özelliği olanlar 2 ve üçtür diyebiliriz Tonguç evladım. Belirli şekli olanlara baktığımız zaman katıların belirli şekilleri bak bunu, bu bir katı madde katının belli bir şekli vardır. Dolayısıyla belli şekli olanlara da biri yazarım. Peki sıvının belli bir şekli var mı Tonguç? Mesela şu. Aa. Sıvı. Şimdi böyle yaptım yamuldu, Aa. şimdi böyle yaptım yamuldu. Garip garip şekillere giriyor. Do dolayısıyla sıvıların veya gazların... Su gibisin, gazların... su gibisin... Ne diyorsun evladım, dangoz musun? Yani, e suyu e bir yerde içtiriyorsun Aynen öyle. Akışkan bir yapıya sahip. Dolayısıyla sıvı ve gazların böyle bir özelliği yok, belli bir şekil. Belli bir hacmi deseydi ama Tomuçum, bunların belli bir hacmi bunların belli hacmi vardı. 2 litre süt mesela. Ama gazların belli bir hacmi yoktur. Onu da hatırlayalım diyoruz Tonguç. Um. Şimdi geldik ısı iletkenlikleri ve yalıtkanlıklarına. Tonguç'un um bu, bu konu ise e, bu konuda aslında çok önemli. Isı iletkenlik ve yalıtkanlıkta ısı alışverişini anlayabilmemiz için e, çok önemli bir altyapı oluşturacak. Şimdi ısı iletkenlikleri ve öz ısı anlayabilmemiz için altyapı oluşacak. Isı iletkenlikleri ve yalıtkanlıkta baktığımız zaman demir Tonguç'un metal olduğu için ısı iletkenliği bir maddedir. Ama tahta Metal olmadığı için ısı yalıtkanı bir maddedir. Isıyı bir yerden bir yere rahatlıkla geçirmez. Yani mesela ben şurayı çakmak tutsam, şu ucuna çakmak tutsam. Buradan elimle hissedebilir miyim? ...hissedemem. Çünkü plastik yalıtkan bir maddedir. Aa. Plastik yalıtkan olduğu için hissedemem. Ama bu metal olsaydı, metal çubuk olsaydı, mesela çay kaşığını çaya daldırsaydım sıcakça, hemen elim yanardı. İşte çünkü metaller yani çelik ve bakır ısı iletkeni madde oldukları için diyoruz maddenin cinsine göre değişiyor. Genellikle Tonguç'un mesela tost makinesinde ısı iletsin de e, tostumuzu pişirsin diye tostun dokunduğu yerler ısı iletkeni olan metalden ama bizim elimizi yakmasın diye işte tuttuğumuz yerlerse ısı yalıtkanı maddeden yapılır. Veya işte çaydanlığı tuttuğumuz yer ısı yalıtkanı, çaydanlığın aşağıdaki ocakla temas ettiği yerlerse ısı iletkeni maddeden yapılır ki çayı ısısın diyoruz. Isı iletkenliği deney sorusuna baktığımız zaman çok önemli bir deney sorusu bu da. Şimdi tonguç bakır, metal ve plastik 3 tane çubuk koymuşuz. KLM çubukları veya bilmiyoruz hangileri olduğunu. Şimdi buralara mum bağlamışız ve hangisi bak mumlar konuyor ve ısıtmaya başlıyorsun ve diyorsa, diyor ki tomuçum, e, buralardan ısıtmaya başlıyorsun. Mesela şuraya bir alev koydun, hop hop hop, mum koydun, tamam mı? Olsun bu muma göre tomuçum. Sence hangi e, şey mumdakken bir ısıtmaya başladın? Isıtmaya başladıktan sonra bu ucundan şimdi diyor ki buradaki mumlardan hangisi? Ee, ilk başta düşer diye soruyor bize. Şimdi buradaki mumlardan hangisi ilk başta düşer ee, anlayabilmemiz için şuna bakacağız. Mumun düşmesi geçen zamanda K hemen düşmüş. Bak çok az süre sonra düşmüş. M ise belli bir süre beklemiş. Demek ki K ısı iletkenliği iyi olan bir madde olduğu için çatanak diye hızlı bir şekilde buradaki ısıyı buraya iletmiş ve mumu düşürmüş. Dolayısıyla ısı iletkenlikleri K'da büyüktür. Sonra L'de sonra M'dir. Çünkü M çok yavaş düşmüş diyoruz. Ödül <laughs> sıramızı yap yorumlara yol. Hadi bakalım.